usulü uraş yapacağım. Bizim tas kebabına benziyor. Ama tas kebabından biraz daha farklı yapılıyor. İçinde farklı malzemeler var. İlk defa yapacağım için ne kadar iyi olur ya da olmaz onu da bilmiyorum. Yaptıktan sonra tadına bakıp herkese söylerim iyi oldu ya da kötü oldu diye. Şeyin altına yazarım, yorumların altına deneyin ya da denemeyin diye söylerim. Ama bence süper olacak. Bunun için gerekli olan malzemeler pul biber, acı biber, biraz acı olursa güzel olur. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı, iki tane sarımsak, iki tane defne yaprağı, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı kimyon, bir adet limonata, maydanoz, bir kilo kuşbaşı et. Ben kuşbaşı etin yarım kilosunu hazır kesip vaziyette aldım. Yarım kilosunu da bu şekilde aldım. Çünkü kendim kesmek istiyorum. Sebebi de şöyle, kuşbaşı etler çok küçük oluyor. Aslında şey hazırlanırken, Alman usulü bulaş hazırlanırken onlar 3 cm boyunda kesiyorlar eti. Yani etler kocaman kocaman oluyor. 1 kilo soğan, ayçiçek yağı, 100 gram kadar salça, 200 ml'den biraz fazla kırmızı şarap, et suyu, 500 ml yani yarım litre et suyu, ayçiçek yağı. Limonu rendeleyeceğim. Limonu çok az bir kısmını rendeleyeceğim. Daha sonra tat versin diye limonumuzu yemeğin içine katacağım. Daha doğrusu buraşın içine katacağım. Yani buraş dediğim Alman tipi tas kebabı. Ama tas kebabından biraz daha farklı. Limonu rendeliyorum fakat beyaz kısmının gelmesine dikkat etmem gerekiyor. Çünkü beyaz kısmı geldiği anda şeyi değiştirebiliyor. Yemeğin tadını değiştirebiliyor. Kimyasal olarak değiştiriyor. Ben şimdi şöyle dikkatli bir şekilde çok fazla olmamak kaydıyla önemli olan limonun aroması. Sarımsakları soyuyoruz. Şu bir diş. Şuradaki bir diş. Lavaboyu daha sonra temizleyeceğim. Böyle bir sıratma. Sarımsağı etimi şimdi şuna alıp diğer etin üzerine koyuyorum. Ben şimdi sarımsağı hazırlayıp küçük küçük dilimleyip limonu da sarımsağı şurada şey kalmış. Şimdi şöyle ikiye ayırıyorum. Ortadan. Şurada ikiye ayırıyorum. Sarımsakların çok küçük olmasına gerek yok. Zaten yemeğin içinde biliyorsunuz sarımsak eriyip gidiyor, küçülüyor. Önemli olan usulü.
kafasını. Sıra geldi soğanlara. Soğanlarda dikkat edilmesi gereken şöyle bir şey var. Soğanları ete birebir alıyoruz. Yani diyelim ki 1 kilo et aldıysa 1 kilo soğan, ya da yarım kilo et aldıysa yarım kilo soğan, ya da 250 gram et kullanacaksanız kuşbaşı, o zaman 250 gram soğan katıyorsunuz. Bu soğanın böyle çok olması sizi endişelendirmesin. Zaten biliyorsunuz soğanı yemeğe koyduğunuz anda küçülüyor, kayboluyor, gidiyor. Yemeğin içinde de zaten daha sonra, pişirdiğiniz yemeğin içinde daha sonra gözükmeyecek. Şimdi ben soğanları soymaya başlayacağım. Umarım fazla gözyaşı dökmeden bu işi halledebilirim. Şurada şey kalmış biraz. Sarımsak. Soğanları soymak çok da kolay değil biliyorsunuz. Ama ben bununla ilgili bir şey gördüm televizyonda, sihir gördüm. Soyması ve levendelenmesi çok kolay. Burada bir enerji olayı var. Bu enerji olayını kullanırsanız göreceksiniz şimdi birazdan. Soğan doğraması ya da soğanı bu şekilde temizlemeniz çok çok kolay. Şimdi göstereceğim size nasıl yaptığını. Şimdi şu şekilde soğanları koyuyorsunuz. İnanmanız gerekiyor her şeyden önce. Bu soğanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gözyaşı dökmeden nasıl soyabilirsiniz? Şöyle ki böyle diyorsunuz. Nasıl diyorlardı? Ne sihirdir, ne keramet, el çabukluğu, marifet. Bu şekilde benim dediğimi yaptığınız zaman böyle soğanlar kendiliğinden sanki soyulmuş şekilde sizi bekliyor. Bu da süper bir şey bence. Şimdi ete geçiyorum. Eti geçmeden önce tencerenin altını açıyorum ben. İçinde hiçbir şey yok şu an. Ne yağ koydum. Şimdi sadece ısınmaya başlasın diye kısık ateşte etimi ve soğanımı hazırlarken kısık ateşte mümkün olduğunca tencerenin kızınsın istiyorum. Çünkü aksi takdirde siz yağla beraber tencereye koyduğunuz zaman o yağ bazen yanabiliyor. Baştan ısıtıyorum. Sıcak oluyor. Bu şekilde biraz da zaten yanmadan hazır kıvama geliyor. Eti ve soğanı aldığınız zaman eşit miktarda olacak. Eğer 1 kilo et aldıysanız kuşbaşı için, eğer 1 kilo et aldıysanız 1 kilo soğan olacak. Ya da yarım kilo et varsa elinizde yarım kilo soğan alacaksınız. Ben dediğim gibi yarım kilosunu hazır kesik aldım. Yarım kilosunu kendim keseceğim. Çünkü şey yaparken parçaların biraz büyük olması gerekiyor. Onu da şimdi göstereceğim. Şu şekilde mümkün olduğunca büyük parçalar şey yapıyorum. 3 santim kadar. Bu 3 santim var mı bilmiyorum ama. Ama şunu bir daha yapalım. Çok büyük oldu. Bunu buraya atabilirim şimdi. Bakın. Gayet kocaman büyük parça. Yani bunlar sanki şişlik gibi. Gördüğünüz gibi. Burada koyuyorum. Bu arada tenceremin altını biraz daha açacağım ben. Dediğim gibi tencerede şu an hala yağ falan yok. Sadece ısınmasını istiyorum. Etini de kesmeye devam ediyorum bu arada. Et taze kokuyor. Reklam olanı bilmiyorum ama
Kipa'dan aldım. Yani öyle özel bir kasabaya gidemedim. Vakti bir yoktu. Zaten kapalı bizim kasa. Şimdi eti yaptık. Sıra geldi soğanlara. Soğanları keserken aynı taktiği uygulayacağız. Kafam çıkıyor mu benim? Şu şey taraflarını atıyorum. Soğanı. El çabukluğu. Evet, siz söyleyin. Marifet. Şimdi ben küçükken anneannem anlatırdı. Anneannem küçükken onların evine birisi gelmiş bir gün. Soğan istemiş. Gördüğünüz gibi soğan bitti. Hani bu olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. İnanıyorum sadece olacağını. Böyle gördüğünüz gibi siz gözünüzü kırıp açana kadar yani anında bütün soğanlar kesilmiş oluyor. Bu arada soğanlar bitti. Kesildi. Sanırım tencerede kızdı. Yaklaşık 10-15 dakikadan beri tava ısınıyor tencere. Tencerenin üstünü ısınmadığını şöyle elinizi götürdüğünüzde hissedebiliyorsunuz sıcaklığı. Hemen altını biraz daha açıyorum şimdi. Ve yağ içine döküyorum. Thank you.
ayağımızı koyduktan sonra ikimiz alıp içine birdenbire dökebiliriz. Böyle yavaş yavaş değil. İçini hemen böyle karıştırmaya başlamıyorum. Önce bir tarafta iyice şey olsun, kızarsın. Bu şekilde etkiklenmiş oluyor. Yani etkiklendiği zaman, biraz kızardığı zaman, o zaman içindeki kendi özünü dışarıya bırakmıyor. Ona öyle diyorlarmış. Etkiklenmek. Yanlış bilmiyorsun. Bu arada tam bu esnada fazla beklemeden tuzunu da ilave ediyorum ben. Karabiber. Şimdi kendi karabiberi de var ama. Seviyorum daha çok su karıştırmak değil de. Bu etin pişme süresi değişebiliyor. 1 saat, 1,5 saat. Etin kalitesine göre. Ama sonunda emin olun çok böyle yumuşacık, dilinizde böyle kaybolacak, demek istediğiniz böyle diyet olabileceğine dünya da diyorsunuz. Ama süt aslında. Bakalım ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa deniyorum. Bu gulaş dedikleri olay, yani bu yemeğe bulaşı var. Almanya'da ben bunu çok severdim. Arkadaşlarımla gittiğim zamanlar anneleri yapardı. Bayılırdım. Ve şimdi geçen gün aklıma geldi. Ya dedim YouTube var. YouTube'da mutlaka dedim birisi bunu açıklamıştır. Nasıl yapılacağını. Hakikaten de buldum. Yani ben bunu kendimde de şey yapmadım. Bir ahçı var Alman. Onları gördüm. Ben şimdi etin üzerine soğanları yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Soğanın hepsini koyduk. Şimdi o böyle çok görünse de aslında çok değil. Bu tamamen soğanlar hepsi birden bire, yani birden bire kaybolacak, gidecek. Birazdan tencerenin altını kapatacağım. Soğanlar da bir şöyle terlesin.
yumuşasın, kendine gelsin. Ama gördüğünüz gibi şu anda zaten küçülmeye başladı. Ve yemek piştiğinde soğan zaten tamamen kaybolmuş olacak. Bu arada et suyunu çekmeye devam etsin. Yemek suyunu çekmeye devam etsin. Ben maydanoz temizliğine sürüyeceğim. Şu fazlalık kısmını kesiyorum. Bunu da böyle vur haline getiriyorum. Ve bunu böyle mümkün olduğu kadar önce biraz doğrusunu söylemek gerekirse korktum. Ya yapamazsam diye. Çünkü yapmaya başladığım şey YouTube'da o Alman aşçının yaptığı şeyden çok farklı görünüyordu. Ama iki suyunu aldım. Ve dediğim gibi bakın dağ gibi soğanlar şu an eser yok. O konuda haklı çıktığım için mutluyum. Şimdi şey yapmaya başlayacağım. Baharatlarını koymaya başlayacağım. Ama öncelikle kırmızı biber. Yani kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı. Evet, ziyan olmasın. Ondan sonucuma eğer acı sevmiyorsanız ben pul biber koyuyorum, acı biber, ama çok az koyuyorum, yani böyle hafif acı varla yok arası bir şey olsun diye. Ondan sonra bir demiştik 80 gram ne 80 gram 100 gram domates salçası. Thank you.
Şimdi bunu gene iyice ne yedirecek şekilde karıştırıyoruz. İyice ne bütün etleri bulaşsın. Hem domates salçasının da kızarması iyi oluyor. Çünkü bir asit diyeceğim de asitliği herhalde. Yani domates salçasının içinde ekşimsi bir tat oluyor. O ekşimsi tadın gidebilmesi için ben direkt bazıları bu şekilde su koyuyor ilave ediyor üzerine. Ben de sevmiyorum. Çünkü o zaman domates salçasının tadı çok fazla kendini belli ediyor. O yüzden ben bu şekilde de birazcık domates salçası adeta kızarsın istiyorum etle beraber. Gördüğünüz gibi bu tencere kapağı kapanmamıştı başlarken. Neyse ki şimdi kapanmıyor. Kapanabiliyor. Yani şeyler yok. Soğanlar yok. Yaklaşık 2 dakikaya ayarlayacağım. Yani 2 dakika bu domates salçasının kızartmasına yeterli oluyor. Ey gibi domates, ey gibi salça, ey gibi soğan. Neredesin soğan? Nereye kayboldun? İki dakika dolduktan sonra şarabımı ilave edeceğiz. Kırmızı şarabımızı. Lobu zaten hazır bekliyor. Evet, 2 dakika oldu. Şimdi şarabı koyabiliriz. Önce alarmı kapatayım. Şimdi tekrar şarabın da şu an bu arada ateşin altını açtım. 1-2 dakika daha bu şekilde, hatta 3 dakika, ben yine 3'e bitiriyorum saati alarmı. 3 dakika böyle şey yapıyoruz, tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Şarap biraz çöksün. Yani et şarabın mis gibi koktu bu arada. Ben bunu söyleyeyim, siz de kokuyu duymuyorsunuz ama ben şarap birazcık çöksün ya da dibe gitsin, nasıl derler bilmiyorum. Böyle bir şey. Evet, şu an 3 dakikada doldu. Yavaş yavaş bu Almanya'da gulaş dedikleri
yemeğin rengini de almaya başladı. Şarap şu an, şarabın suyu da kendini çekti. Ekmeğin yolu, şarap nereye gidiyor? Buhar olup uçabiliyor mu bilmiyorum. Şimdi biraz önce şey yapmıştım ya, et suyuyla yemekten fazla olan et suyunu karıştırmıştım. Bunu da boşaltıyorum. Ben bu arada küçük bir hile yaptım. Yemeğin suyu bir türlü gitmedi. Daha sonra şey ilave edecektik ya, et suyu. Ben kendim kepçeyle aldım suyunu, gördüğünüz gibi. Böyle. Ve o ilave edeceğim et suyuna. Hazır et suyumuz vardı, oraya koydum, onu sulandırdım. Çünkü zaten ziyan olmasın, çünkü sonuçta bütün lezzet orada. Bunları bu şekilde bekliyor et suyumuz. Et suyu zaten oradaki et. Yemeğin içine. İki adet defne yaprağı atıyorum. Kimyon bir tatlı, bir çay kaşığı kimyonu da ilave ediyorum. Bu şimdi hala pişmedi. 45 dakika boyunca, bu arada gözümü taktım. 45 dakika boyunca pişmeye devam edecek. 45 dakika sonra hazırladığımız sarımsak ve limon karışımını, limon karışımı değil de limon kabuğu karışımını ilave edeceğim. Ama şimdi koymuyorum, çünkü şimdi koyarsak limon aromasını yemeğe veriyor. Ondan sonra da 45 dakika sonra yok oluyor. Çünkü şu an pişmesine daha yaklaşık bir 90 dakika, 60 dakika, 90 dakika bu kadar daha var. Bu şekilde 45 dakika boyunca defne yaprakları da burada. Bu şekilde 45 dakika boyunca şimdi kaynayacak. 45 dakika sonra dediğim gibi hazırladığım sarımsak limon karışımını koyacağım. Bu arada ben biraz mutfağı toplayayım şimdi.
şimdi hazırladığım sarımsak ve limon kabuk rendelenmiş limon kabuğunu da ilave ediyorum. Şimdi bu aşamadan sonra aslında ilk 45 dakika geçti. İkinci 45 dakika etin tadına bakacaksınız. Yani et eğer ağzınızda eriyip gidiyorsa yağ gibi o zaman pişmiş demek. Yani yumuşacık olmalı. Dolayısıyla bundan sonraki 45 dakika 5 dakika da olabilir, 10 dakika da olabilir, 15 dakika da olabilir. Buna göre süt etin tadına bakacaksınız. Yumuşadığını gördüğünüz zaman pişmiş demektir. Ben şimdi şöyle kapatıyorum. Thank you.
Evet.